çalışacağız. Zaten Ezle Brown serimizin yarın toplantısı yapacağımızdan dolayı oraya geçiyorum. Aynı şekilde bütün bu çalışmalar yanında köprümüz bambaşka bir kıymete sahip. Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir yana bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani yüzyılın değil, birkaç yüzyılın rüyası bu topraktan konusu. Asya ile Avrupa'yı aynen tarihte milletimizde Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5000 sene önce Asya Avrupa balansını Troya'ya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya Avrupa'ya bağlayacak. Hem Avrupa'nın önünde sorunları azaltacak, hem iletişimde artıracak, bir kapı da dolu olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Çanakkale'de tarımı var, turizmi var, sanayisi var ama ihracında, ama iletişim imkanında sorunlarımız var. Büyük turizm firmaları İstanbul'dan geldi, Avrupa'dan geldi farz edelim. Troya'yı gezdi. Eğer dönüşte uçağa yetişme garantisi veremiyorsa sigorta yapmıyor bile. Büyük turizm firmaları buraya ilgilenmiyor bile. Çünkü dönüş garantisi yok. Tarımda öyle. Yazın en çok sıkıntı biz yaşıyoruz. Arıyor, vekilim domates doldurdum, şeftali doldurdum, balık doldurdum, kamyon dolu ama gemi kalkmıyor, sis var, yağmurda sıra var. Bırakın tarımı, turizmi, bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul'a giderken geminin kalkmaması bile bu köprüyü yapması oluyor arkadaşlar. Hem zorlu olsa, hem sorun olsa, ki hastalığı değil, yine de bizim ana kıtayla, İstanbul'la, Avrupa'yla, buralarla bağlanmamız için bu köprü şart. Geç bile kaldık. O yüzden köprünün yapılmasını bir ulaşım altyapısından öte, buranın tarımının, turizmin, sanayisinin daha da büyümesi için öyle bir altyapı imkanı değerlendiriyorum. Değerli arkadaşlar, şu an biliyorsunuz Türkiye'mizin en büyük köprüsü 1550 metre ile Osman Gazi. Burası bittiğinde en uzun köprü Çanakkale Köprüsü olacak. Osman Gazi 2 olacak. Bir başka bilgi. Şu an dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun olan köprü Japonya Akasi'deki 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metreyle onunla tahtını yerine alıp dünyanın en uzun köprüsü işte bu köprü olacak. Burayı biz herhangi bir proje, herhangi köprü olarak bakmıyoruz. Türkiye markası ama daha ötesi bir dünya markası olarak bakıyoruz. Toplam uzunluğu 4650 metre. Ama iki kule arası 2023 metre ki ölçüm buradan alınmış. Japonya'daki 1991 metrenin de çok uzağında, çok uzunluğunda burası dünyanın birinci köprüsü olacak. Bu hamdolsun Çanakkale'mize nasip oldu. Sadece bir beton yığını tarzı köprü değil, birçok estetik çalışmanın, Türk mühendisinin çalışılıp uygulandığı başka bir özelliği. Bakınız kırmızı beyaz, Türk bayraklarımıza vurgu. Bakınız kule yüksekliği 318 metre. Yani 3. ayın 18'inde, 18 Mart'ta vurgu. İki ayak aralığı 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100. yıla vurgu. Aynı şekilde bitiminde şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin bölgedeki hatırası canlı olsun diye kule üzerinde top mermileri yerleştirerek özel bir Çanakkale öpücü olacak. Çanakkale Savaşı'nın öpücü olacak. Gibi daha birçok özelliğiyle beraber estetik bir köprü olmayı hak ediyor. Hemen şu gördüğünüz sağdaki direkler var ya, sütunlar. Onlar bitiminde dört ayaklı abidemizin görseline kavuşacak. Sanki toplarla beraber geçtiğimizde Şehitler Abidesi'nin üzerinden geçiyoruz, yanından geçiyoruz gibi bir his oluşacak. Şu gördüğümüz betonlar da, göstermeyi dön arkayı. Şu gördüğünüz betonlar da göreceksiniz dört ayaklı Şehitler Abidemizin görseline beraber estetik bir hale gelecek. Zaman zaman Çanakkale'de yer basınımızda haksız ithamlara maruz kalıyoruz. Köprü rant projesi çok pahalı olacak, o olacak, bu olacak. Bir defa şunu söyleyeyim. Köprü de olsa Destaş burada faaliyeten devam edecek. Köprüyü beğenmeyen, pahalı bulan, riskli bulan gemilerle geçmeye devam edebilir. Bu birincisi. İkincisi, deprem tarzı olağanüstü süreçlere en tedbirli yapılan bir tanesi. Tabiri caizse
depremde en rahat sığınılacak yer köprü. Hareket imkanları, teknik özellikleri. Geziden sonra bir rütbe alacağız, öğreniriz onları hep beraber. Bu tarafı var. Üçüncüsü, efendim, geçmediğimiz köprünün parasını vereceğiz diyorlar. Bak ben de söylüyorum size. Daha geçen haftalarda Malatya Kömürhan'da büyük köprü yapıldı. Hangimiz geçeceğiz? Hiçbirimiz. Ama hepimiz oraya vergi vermedik mi? Para vermedik mi? Oranın bakımına, temizliğe, güvenliğine, inşaatına biz para vermiyor muyuz? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul'da. Devletin yaptığı. O köprünün şu anki bakımına, temizliğine, güvenliğine vesaire para vermiyor muyuz? Devlet yaptı, beraber yaptık. Burada da 15 yıllık bir maaş var. 15 yıl boyunca firma 5 yıllık yapım süresi, 10 yılında işletme süresi alıyor. 5 yıl yaptı, bu yıl bitiyor. 10 yıl işletecek, 10 yılın bitiminde bu köprü ile beraber Çanakkale olacak, devlet olacak, müdür olacak. Tabii ki devlet yapsaydı kredisi, faizi ve muhtemelen tecrübelerimiz onu gösteriyor. Çok daha uzun sürede yapılacağından dolayı bu konu, yani yapışı devlet daha ekonomik değerlendiriliyor. Bu bir tercih meselesi. Devlet yapardı, belki daha uzun zamanda yapardı. Daha büyük faizler yapardı. Ama şimdi 5 yılda bitiyor. 10 yıl işletmeyi, fabrikasını, işletmesini firma kullanıyor. 11. yılda burası Çanakkale'nin malı olmaya başlıyor. Değerli arkadaşlar, toplantımızı bugün yapmamızın tarihi bir hatırası var. O da şu. 144 tane büyük kablo asfalt göreceğiz. Güneyde 144 tane de kuzeyde olmak üzere döşeniyor. Bugün son çelik halatın, yani 288 tane bir tanesinin bağlanmasına şahit geleceğiz. O köprünün, o halatlarının bugün itibariyle bitmesinden sonra artık tabiyeler başlayacak. Yani bugün bağlama işi bitecek. Bir hafta 10 gün sıkıştırma süreci var. Onun ardından 15'e bir gün içerisinde artık Çanakkale Köprümüzün şu altındaki tabliyelerin, yani araçların geçtiği zeminin yavaş yavaş bağlanmaya başladığını göreceksiniz. Kaldı ki hemen karşıda, şu an tam gözükmüyor, Gelibolu tarafında tabliyelerimiz yerleştirilmiş durumda, hazır durumda, sadece bağlanması kaldı. Sonuç olarak Çanakkale insanı, iş adamı, STK'sı, genel basını bu konuyu bilmezse eksiğimiz olur. Pandemiden dolayı firmada bizler de ihmal ettik. Bir araya gelemedik, buraları gezemedik. Ama bugün bir farklı tecrübe yaşayacağız. Son halatın bağlanmasına, yeni bir sürecin başlamasına şahitlik edeceğiz. Biz Çanakkale'nin her türlü yatırımını önemsiyoruz. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz. Esnafımızın, çiftçimizin dertlerini bilen insanlarız. Son dönemde alınan tedbirler bunun göstergesi. Ama pandemiye bağlı olarak bu tedbirlerin devam edeceğini, daha rahat bir dünyayı hep beraber inşa edeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Bugün davetimizi kırmadınız. Şimdi hep beraber yukarıya çıkacağız. Fotoğraf çekileceğiz, briefing alacağız. Ardından da şirketimizin çay ikramı ve briefing olacak. Burada olacağız. Bu arada da bir müjde daha vermek isterim. Az önce basın mensuplarından önceki gruplar, yani iş adamlarımızla kuleye çıktığımızda kuleden Gelibolu'nun uzun zamandan beri takip ettiğimiz doğalgaz çalışmasının son aşamasını öğrenmek üzere EFDK Başkanımızı aradık. İGEM Meclisi Başkanımızla, İlçe Başkanımızla beraber. Ve EFDK Başkanımızdan bu sabah itibariyle EFDK'nın kurul kararını alıp belediyeye gönderdiğini öğrendik. Yani bugün itibariyle Gelibolu'muza doğalgaz kararı resmi olarak almış oldu. Bundan sonra firmanın yatırım yapması başlayacak. Göreceksiniz, bir iki hafta içerisinde Gelibolu'ları kazmayı vuracağız. İnşallah gecikmeden, şimdiye kadar çok geride kalan, Lapçeki'den, Çardak'tan, Yenice'den çok arkada kalan, maalesef bir türlü uyum sağlayamadığımız yerel dinamiklerle, gerekçeleriyle beraber yeni dönemde Gelibolu'muzun da doğalgaza kavuşmasını beraber takip edeceğiz. Yani 318 metreden Gelibolu'muza müjde vermiş olduk. Ben tekrar hepinizi katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.